İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şarkıcı Alişan'ın sabah programında gelecek ay Türkiye'nin ilk kez duyacağı bir uyuşturucu operasyonu yapılacağını söyledi. Soylu, tutuklu sanık kalmayan bataklık operasyonunu da övdü. Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarıyla gündemde olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin ilk kez duyacağı bir uyuşturucu operasyonuna hazırlandıklarını söyledi. Soylu operasyonun önümüzdeki ay yapılacağını söyledi. Şarkıcı Alişan'ın TRT 1'de yayınlanan Alişan ile Hayata Gülümse programında konuşan Soylu, önümüzdeki bir ay içinde başka bir operasyon yapacağız diyerek şöyle devam etti. Türkiye bunu ilk kez duyacak. Bu da uyuşturucu ile ilgili. Devletin uyanık olduğunu, takip ettiğini vatandaşımız bilsin. İçeri tıkıldığı zaman satıcının içeriden çıkması ihtimali zordur. Biz buna projeli operasyon diyoruz. Bir şebekeyi çözmemiz lazım. Bazen aylar alıyor, gizli soruşturmacı koyuyoruz, alış satış yapıyor, hakimlerin savcıların bildiği isimler bunlar. Bataklık şahsıma gelen bir telefonla başladı. Soylu, geçmişte Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu ve suç geliri operasyonu olarak nitelediği, ancak geçen ay 8 kişinin tahliye edilmesiyle tutuklu sanık kalmayan bataklık operasyonu hakkında da konuştu. Soylu şunları söyledi: Türkiye'nin en büyük suç geliri operasyonuydu. Bataklık operasyonu. Bana gelen bir telefonla başladı. Şahsıma gelen bir telefonla başladı. Milyonlarca liraya el kondu. Bu uyuşturucu yakalama operasyonu değil, uyuşturucudan gelen gelire el konma operasyonu. Bu yapıldı. Onun uluslararası bağlantısı çözüldü. Şimdi oralardan gelecek yargı kararları ile beraber uyuşturucudan gelen gelirlere el konmakta amaç. O elde konulmuş oldu.